Hakimler Kitabı 1. Bölüm. İsrailler Yeşu'nun ölümünden sonra, Rabbe bizim için Kenanlılarla savaşmaya ilk kim gidecek diye sordular. Rab, Yahuda oymağı gidecek dedi. Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum. Yahudalıları, kardeşleri Şiman oğullarına, Kenanlılarla savaşmak için payımıza düşen bölgeye bizimle birlikte gelin dediler. Sonra biz de payımıza düşen bölgeye sizinle geliriz. Böylece Şiman oğulları Yahuda oğullarıyla birlikte gitti. Yahuda oğulları saldırıya geçti. Rab, Kenanlılarla Perizlileri ellerine teslim etti. Bezek'te onlardan 15 kişiyi öldürdüler. Adoni Bezek'le orada karşılaşıp savaşa tutuştular. Kenanlılarla Perizlileri yenilgiye uğrattılar. Adoni Bezek kaçtı. Ama peşine düşüp onu yakaladılar. Elleriyle ayaklarının baş parmaklarını kestiler. O zaman Adoni Bezek şöyle dedi. Elleriyle ayaklarının baş parmakları kesilmiş, 70 kral soframdan düşen kırıntıları toplayıp yerdi. Tanrı bana onlara yaptıklarımın karşılığını veriyor. Adoni Bezek'i Yeruşalim'e götürdüler. Orada öldü. Yahuda oğulları Yeruşalim'e saldırıp kenti aldılar. Halkı kılıçtan geçirerek kenti ateşe verdiler. Sonra dağlık bölgede, Negev'de ve Şefala'da yaşayan Kenanlılarla savaşmak üzere güneye yöneldiler. Eski adı Kiryat Arva olan Hevran'da yaşayan Kenanlıların üzerine yürüyerek Şeşay, Ahiman ve Talma'yı yenilgiye uğrattılar. Oradan eski adı Kiryat Sefer olan Devir kenti halkının üzerine yürüdüler. Kalev, Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev eşeğinden inen kızına bir isteğin mi var diye sordu. Kız bana bir armağan ver dedi. Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver. Böylece Kalev, yukarı ve aşağı su kaynaklarını da ona verdi. Musa'nın kayınbabasının torunları olan Kenliler, Yahuda oğullarıyla birlikte Hurma kentinden ayrılıp Arat'ın güneyindeki Yahuda çölünde yaşamaya gittiler. Bundan sonra Yahuda oğulları, kardeşleri Şiman oğullarıyla birlikte gidip, Sefat kentinde oturan Kenanlıları yenilgiye uğrattılar. Kenti tümüyle yıktılar ve oraya Horma adını verdiler. Yahuda oğulları Gazze'yi, Aşkelon'u, Ekron'u ve bunlara bağlı toprakları da ele geçirdiler. Yahuda oğullarıyla birlikte Yahuda oğulları dağlık bölgeyi ele geçirdilerse de ovada yaşayan halkı kovamadılar. Çünkü bunların demirden savaş arabaları vardı. Musa'nın sözü uyarınca Hevron'u Kalev'i verdiler. Kalev de Anak'ın 3 torununu oradan sürdü. Bununla birlikte Benyamin oğulları Yeruşalem'de yaşayan Yevusluları kovmadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalem'de Benyamin oğulları ile birlikte yaşıyorlar. Yusuf'un soyundan gelenler Beytel'in üzerine yürüdüler. Rab onlarla birlikteydi. Eski adı Luz olan Beytel kenti hakkında bilgi toplamak için gönderdikleri casuslar kentten çıkan bir adam gördüler. Ona kentin girişini bize gösterirsen sana iyi davranırız dediler. Kentin girişini gösteren adamla ailesini serbest bıraktılar. Kent halkını ise kılıçtan geçirdiler. Adam Hitit topraklarına göç ederek Luz adında bir kent kurdu. Kent bugün de bu adla anılıyor. Manaşe oğulları Beşşean, Tanak, Dor, Yivleam, Megiddo ve bunların çevre köylerindeki halkı kovmadı. Çünkü Kenanlılar bu topraklarda kalmakta kararlıydı. İsrailler Kenan halkını tümüyle kovmadılar ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar. Efraim oğulları Gezer'de yaşayan Kenanlıları buradan sürmediler. Kenanlılar Gezer'de İsraillerin arasında yaşadılar. Zebulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailliler arasında yaşayan bu Kenanlılar, angarya işler yaptılar.
Aşer oğullarına gelince, onlar da Akko, Sayda, Ahlav, Akziv, Helba, Afek ve Rehov halklarını kovmadılar. Bu topraklardaki Kenanlıları kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar. Naftali, Beşşemeş ve Baytanat halkını kovmadı. Buraların halkı olan Kenanlılarla birlikte yaşayıp onları angaryasına çalıştırdı. Amorlular, dana oğullarını ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular. Amorlular, Heres dağında, Ayalon'da ve Şalvim'de kalmakta kararlıydılar. Yusuf'un torunları güçlenince onları angaryasına çalıştırmaya başladılar. Amorluların sınırı Akrep geçidinden Selaya ve ötesine uzanıyordu. Hakimler 2. Bölüm. Rabbim meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti ve İsraillere şöyle dedi. Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım, dedi. Dedim ki, bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın, sunaklarını yıkın. Ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? Onun için şimdi bu halkları önünüzden kovmayacağım. Onlar böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak diyorum. Rabbim meleği sözlerini bitirince bütün İsrail halkı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu yüzden oraya Bokim adını verdiler ve orada Rabbe kurban sundular. Bundan sonra Yeşu halkı gönderdi. İsrailler paylarına düşen toprakları miras edinmek için yola çıktılar. Yeşu yaşadıkça ve Rabbin İsrail için yaptığı büyük işleri görmüş olup Yeşu'dan sonra sağ kalan ileri gelenler durdukça halk Rabbe kulluk etti. Rabbin kulunun oğlu Yeşu 110 yaşında öldü. Onu Efraim'in dağlık bölgesinde Gaaş dağının kuzeyine kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat Heres'e gömdüler. İsrailler Rab'den uzaklaşıyor. Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, Rabb'i tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. İsrailler Rabb'in gözünde kötü olanı yaptılar. Baallara taptılar. Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının tanrısı Rabb'i terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına bağlanıp onlara taparak Rabb'i öfkelendirdiler. Çünkü Rabb'i terk edip Baal'a ve Aştoretlere taptılar. Bunun üzerine Rab İsrail'e öfkelendi. Onları her şeylerini alan yağmacıların eline teslim etti. Artık karşı koyamadıkları çevredeki düşmanlarının kölesi yaptı. Rab söylediği ve ant içtiği gibi onlara karşı olduğundan savaşa her gittiklerinde yenilgiye uğradılar. Büyük sıkıntı içindeydiler. Sonra Rab onları yağmacıların elinden kurtaran hak çıkardı. Ama hakini de dinlemediler. Rab'be vefasızlık ederek başka ilahlara taptılar. Rabbin buyruklarını yerine getiren ataları gibi davranmadılar. Onların izlediği yoldan çabucacık saptılar. Rab onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa onunla birlikte oldu. Hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman, Rab onlara acıyordu. Ne var ki, haki ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler. Rab bu yüzden İsrail'e öfkelenerek şöyle dedi. Madem bu ulus atalarının uymasını buyurduğum antlaşmayı bozdu ve sözümü dinlemedi, ben de Yeşu öldüğünde bu topraklarda bıraktığı ulusların hiçbirini artık önlerinden kovmayacağım. Ataları gibi özenle Rabbin yolundan gidip gitmeyeceklerini görmek için onları bu uluslarla sınayacağım. Rab o ulusları hemen kovmamış, Yeşu'nun eline teslim etmeyerek ülkelerinde kalmalarına izin vermişti. Hakimler 3. Bölüm. Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailleri sınamak ve hiç savaş deneyimi olmayan yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için Rabbin dokunmadığı uluslar şunlardır. 5. Filist Beyliği, bütün Kenanlılar, Saydalılar, Baal-Hörman dağından
Levo-Hamat'a kadar uzanan Lübnan dağlarında yaşayan Hivliler, Rab İsrailleri sınamak, Musa aracılığıyla atalarına verdiği buyrukları yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için bu ulusları ülkelerinde bıraktı. Böylece İsrailliler Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yebus halkları arasında yaşadılar. Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların ilahlarına taptılar. Rabbin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler, tanrıları Rabbi unutup, Baallara ve Aşera putlarına taptılar. Bunun üzerine Rab İsrail'e öfkelendi ve onları Aram Naharayim kralı Kuşan Rişatayim'in eline teslim etti. İsrailler 8 yıl Kuşan Rişatayim'in boyunduruğunda kaldılar. Ama Rab'be yakarmaları üzerine Rab onlara Otniel adında bir kurtarıcı çıkardı. Kaleb'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel onları kurtardı. Rabbin ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel, İsrailleri yönetti. Onlar için savaştı. Rab, Aram Naharayim kralı Kuşan Rişatayim'i onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü. Ülke Kenaz oğlu Otniel'in ölümüne dek 40 yıl barış içinde yaşadı. Sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab gözünde kötü olanı yaptıkları için Moab kralı Eglon'u onlara karşı güçlendirdi. Kral Eglon, Ammonlularla Ameklileri kendi tarafına çekerek İsrail'e saldırdı. Onları bozguna uğratarak Hurma kentini ele geçirdi. İsrailliler 18 yıl Moab kralı Eglon'un boyunduruğu altında kaldılar. Ama Rab'be yakarmaları üzerine Rab onlar için Ehud adında bir kurtarıcı çıkardı. Benyaminli Gera'nın oğlu Ehud solaktı. İsrailler Ehud'un eliyle Moab kralı Eglon'a haraç gönderdiler. Ehud kendine bir arşın uzunluğunda 2 ağızlı bir kama yaptı ve bunu sağ kalçası üzerine giysisinin altına sakladı. Varıp haracı Moab kralı Eglon'a sundu. Eglon çok şişman bir adamdı. Ehud haracı sunduktan sonra haracı taşımış olan adamlarını salıverdi. Ama kendisi Gilgal yanındaki taş putlardan geri döndü. "Ey kral, sana gizli bir haberim var," dedi. Kral ona "Sus," diyerek yanındaki adamların hepsini dışarı çıkardı. Ehud üst kattaki serin odasında yalnız kalan krala yaklaşarak "Tanrı'dan sana bir haber getirdim," deyince kral tahtından kalktı. Ehud sol eliyle sağ kalçası üzerindeki kamayı çekti ve kralın karnına sapladı. Kamanın ucu kralın sırtından çıktı. Bıçağın ardından kabza da ete saplanmıştı. Ehud kamayı çekmeyince kama kralın yağlı karnında gömüldü. Ehud sofaya çıktı. Üst kattaki odanın kapısını ardından çekip kilitledi. O çıktıktan sonra geri gelen kralın hizmetkarları üst kattaki odanın kapılarını kilitli buldular. Birbirlerine "Su döküyor olmalı," dediler. Uzun süre bekledilerse de kral odanın kapılarını açmadı. Bunun üzerine bir anahtar bulup kapıyı açtılar. Efendilerinin ölüsü yerde yatıyordu. Onlar beklerken Ehud kaçmış, taş putları geçerek Seriyar'a yönelmişti. Oraya varınca Efraim'in dağlık bölgesine çıkıp boru çaldı. İsrailler onunla birlikte dağlardan indiler. Ehud önden gidiyordu. Onlara "Beni izleyin," dedi. "Rab düşmanlarınızı, Moablıları elinize teslim etti." Ehud'u izleyen İsrailliler, Moab'a giden Şeria geçitlerini tuttular. Kimseyi geçirmediler. Moab'ın güçlü yiğitlerinden 10 bin kadarını vurup öldürdüler. Hiç kurtulan olmadı. Moab o gün İsraillerin boyunduruğuna girdi. Ülke 80 yıl barış içinde yaşadı. Ehud'dan sonra Anat oğlu Şamgar başa geçti. Şamgar, Filistlilerden 600 kişiyi üvendireyle öldürerek İsrailleri kurtardı. Hakimler 4. Bölüm. Ehud'un ölümünden sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rabbe, İsrailleri Hasor'da egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı. Haroşet, Goyim'de yaşardı. 900 demir savaş arabasına sahip olan Yavin,
20 yıldır İsrailleri acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailliler Rab'be yakardılar. O sırada İsrail'i Lappidot'un karısı Peygamber Debora yönetiyordu. Debora, Efraim'in dağlık bölgesinde Rama ile Beytel arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsraillerin davalarına bakardı. Debora bir gün adam gönderip Avinoam oğlu Barak'ı Kadeş Naftali'nden çağırttı. Ona, İsrail'in tanrısı Rab, yanına Naftali ve Zebul'un oğullarından 10.000 kişi alıp Tavor Dağı'na gitmeni buyuruyor, dedi. Rab, Kral Yavin'in ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Vadisi'ne senin yanına çekip eline teslim edeceğim, diyor. Barak Debora'ya, eğer benimle gelirsen giderim, dedi. Benimle gelmezsen gitmem. Debora, seninle gelmesine gelirim ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın, dedi. Çünkü Rab Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak. Böylece Debora kalkıp Barak'la birlikte Kedeş'e gitti. Barak, Zebul'un ve Naftali oğullarını Kedeş'te topladı. Ardında 10.000 kişi vardı. Debora da onunla birlikte gitti. Kenlilerden Hever, Musa'nın kayınbiraderi Hovav'ın torunlarından, yani kenlilerden ayrılmış çadırını Kedeş yakınında, Saanamin'deki meşe ağacının yanına kurmuştu. Avinoam, oğlu Barak'ın Tavor Dağı'na çıktığını duyan Sisera, 900 demir arabasını ve yanındaki halkı Hayroşet Goyim'den çıkarıp Kişon Vadisi'nde topladı. Debora Barak'a, ''Haydi kalk, çünkü Rabbin Sisera'yı senin eline teslim ettiği gün bugündür.'' dedi. ''Rab senin önünden gidiyor.'' Bunun üzerine Barak, ardında 10.000 kişiyle Tavor Dağı'ndan indi. Rab Sisera'yı, savaş arabalarını sürenleri ve ordusunu Barak'ın önünde şaşkına çevirerek bozguna uğrattı. Sisera savaş arabasından indi ve yaya olarak kaçtı. Barak savaş arabalarını ve orduyu Haroşet Goyim'e kadar kovaladı. Sisera'nın bütün ordusu kılıçtan geçirildi. Tek kişi bile kurtulamadı. Yaya olarak kaçan Sisera ise kendilerden Hever'in karısı Yal'in çadırına sığındı. Çünkü Hasor kralı Yavin'le kendilerden Haver'in arası iyiydi. Yael, Sisera'yı karşılamaya çıktı. Ona, ''Korkma efendim, gel çadırıma, sığın.'' dedi. Çadırına sığınan Sisera'nın üzerine bir yorgan örttü. Sisera, ''Susadım, lütfen biraz su ver de içeyim.'' dedi. Yael, süt tulumu açıp ona içirdikten sonra üzerini yine örttü. Sisera kadına, ''Çadırın kapısında dur.'' dedi. Biri gelir de çadırda kimse var mı diye sorarsa yok de. Heber'in karısı Yael eline bir çadır kazığı ile tokmak aldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Sisera'ya sessizce yaklaşarak kazığı şakağına dayadı ve yere saplanıncaya dek çaktı. Sisera hemen öldü. Yael, Sisera'yı kovalayan Barak'ı karşılamaya çıktı. ''Gel, aradığın adamı sana göstereyim.'' dedi. Barak kadını izledi. Ve şakağına kazık çakılmış Sisera'yı ölü buldu. Böylece Tanrı o gün Kenanlı kral Yavin'in İsraillerin önünde bozguna uğrattı. Giderek güçlenen İsrailliler sonunda Kenanlı kral Yavin'i ortadan kaldırdılar. Hakimler 5. Bölüm. Debora ile Avinoam oğlu Barak o gün şu ezgiyi söylediler. İsrail önderleri başı çekince, halk gönüllü olarak savaşınca, Rabb'e övgüler sunun. Dinleyin ey krallar, ey yönetenler, kulak verin. Rabb'e ezgiler söyleyip, İsrail'in tanrısı Rabb'i ilahilerle öveceğim. Seyirden çıktığında, ya Rab, Edom kırlarından geçtiğinde, yer sarsıldı, göklerden yağmur boşandı. Evet, bulutlar yağmur yağdırdı. Sina dağında olan Rabbin, İsrail'in tanrısı Rabbin önünde dağlar sarsıldı. Anat oğlu Şamgar zamanında, Yael zamanında kervanların ardı kesildi. Yolcular sapa yollardan gider oldu. Bomboştu İsrail'in köyleri. Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya dek, ben Debora ortaya çıkıncaya dek, İsrail'in köyleri bomboştu. Yeni ilahlar seçtikleri zaman, savaş kentin kapılarına dayandı.
İsrail'deki 40.000 askerin elinde ne kalkan ne de mızrak vardı. Yüreğim İsrail'i yönetenlerle ve halkın arasındaki gönüllülerledir. Rabbe övgüler olsun. Ey semerleri pahalı boz eşeklere binenler, ey yoldan yaya gidenler, dinleyin. Kuyu başındaki kalabalıklar Rabbin zaferlerini, İsrail savaşçılarının zaferlerini anlatıyorlar. Ardından Rabbin halkı kent kapılarına akın etmeye başladı. Uyan, uyan Debora, uyan, uyan. Söyle, ezgiler söyle. Ey Abinoam oğlu Barak, kalk, götür tutsaklarını. Geriye kalanlar soyulanların yanına geldi. Rabbin halkı yiğitleriyle bana geldi. Amelek kökünden olanlar Efraim'den geldi. Benyaminliler de seni izleyenlerin arasındaydı. Yöneticiler Makir'den, başbuğ asasını taşıyanlar Zebulun'dan geldi. Debora ile birlikteydi İsakar'ın beyleri. Evet, İsakar oğulları da Barak ardından hızla ovaya indi. Ama Ruben oymağının bölükleri büyük bir kararsızlık içindeydi. Sürülerine kaval çalan çobanları dinlemek için neden ağıllarda kaldılar? Evet, Ruben oymağının bölükleri büyük bir kararsızlık içindeydi. Gilatlılar Şeria ırmağının ötesinde kaldı. Dan oymağı ise gemilerde oyalandı. Aşer oymağı deniz kıyısında dinlendi. Koylarda yan gelip oturdu. Ama Zebulun ve Naftali halkları tehlikeye attılar canlarını savaş alanında. Tağanak'ta ve Megiddo sularının kıyısında krallar gelip savaştılar. Kenan kralları da savaştı. Ancak ne gümüş ne ganimet aldılar. Yıldızlar göklerden savaşa katıldı. Göğü bir baştan öbür başa geçerken Sisera'ya karşı savaştı. Kişon ırmağı, o eski ırmak, süpürüp götürdü onları. Yürü, ey ruhum, üzerlerine güçle yürü. O zaman atlar dört nala koştu. Güçlü atların toynakları yerde izler bıraktı. Rabbin meleği, Meroz kentini lanetleyin dedi. Halkına lanetler yağdırın. Çünkü Rabbin yardımına, zorbalara karşı Rabbin yardımına koşmadılar. Kendilerden Hever'in yarısı, Yael kadınlar arasında alabildiğine kutsansın. Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında alabildiğine kutsansın. Sisera su istedi, Yael ona süt verdi. Soylulara yaraşır bir çanakla ayran sundu. Sol eline çadır kazığını, sağ eline işçi tokmağını aldı. Vurdu, Sisera'nın başını ezdi. Şakağına çaktı kazığı, deldi, geçirdi. Ayaklarının dibine çöktü, yere serildi Sisera. Düşüp yığıldı Yael'in ayakları dibine. Yığıldığı yerde cansız kaldı. Sisera'nın annesi parmaklıkların ardından pencereden bakıp feryat etti. Oğlumun savaş arabası neden bu kadar gecikti? Nal sesleri neden duyulmuyor? Bilge kadınlar onu yanıtladılar. O da şöyle düşündü. Ganimeti bulmuş, paylaşıyor olmalılar. Her yiğide bir ya da iki kız. Sisera'ya ganimet olarak rengarenk giysiler. Evet, işlemeli, rengarenk giysiler. Yağmacıların boyunları için iki yanı işlemeli, renkli giysiler. Hepsi ganimet. Ya Rab, bütün düşmanların böyle yok olsun. Seni sevenlerse bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar. Bundan sonra ülke 40 yıl barış içinde yaşadı. Hakimler 6. Bölüm. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazeye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi.
Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki, İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'be yakarınca, Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi: İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, sizi Mısır'dan ben çıkardım, köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. Size dedim ki, ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına tapmayın, ama sözümü dinlemediniz. Rabbim meleği gelip, Avizelli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında da oturdu. Yoşa'nın oğlu Gideon, buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Rabbim meleği ona görünerek, ey yiğit savaşçı, Rab seninledir, dedi. Gideon, ey efendim, eğer Rab bizimleyse, bütün bunlar neden başımıza geldi, diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti. Midyanlıların eline teslim etti. Rab Gideon'a dönüp, kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar, dedi. Seni ben gönderiyorum. Gideon, ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim, diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Maneşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Rab, ben senin olacağım, dedi. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın. Gideon, benden hoşnutsan, benimle konuşanın sen olduğuna dair bana bir belirti göster, dedi. Lütfen, gelip sana adağımı sununcaya, önüne koyuncaya dek buradan ayrılma. Rab, sen dönünceye dek kalırım, diye yanıtladı. Gideon, eve gidip bir oğlak kesti. Bir efa undan mayasız pide yaptı. Eti sepete, et suyunu tencereye koydu. Bunları getirip, yabanıl fıstık ağacının altında meleğe sundu. Tanrı'nın meleği, eti ve mayasız pideleri al, şu kayanın üzerine koy. Et suyunu ise dök, dedi. Gideon söylenini yaptı. Rabbim meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca, kayadan ateş fışkırdı. Ateş, eti ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra Rabbim meleği gözden kayboldu. Gideon, gördüğü kişinin Rabbim meleği olduğunu anlayınca, eyvah, egemen Rab, meleğin yüzünü gördüm, dedi. Rab ona, sana esenlik olsun, korkma, ölmeyeceksin, dedi. Gideon orada Rab için bir sunak yaptı. Sunağa, Rab esenliktir adını verdi. Sunak bugün de Avizeellilerin Ofra kentinde duruyor. Aynı gece Rab Gideon'a, babanın boğasını, 7 yaşındaki ikinci boğayı al, dedi. Sonra babanın Baal için yaptırdığı sunağı yık. Sunağın yanındaki Aşera putunu kes. Tanrın Rab için bu höyüğün üstünde uygun bir sunak yap. İkinci boğayı al, keseceğin Aşera putunun odunlarıyla yakmalık sunu olarak sun. Gideon adamlarından onunu yanına alarak Rabbin kendisine buyurduklarını yerine getirdi. Ne var ki ailesinden ve kent halklarından korktuğu için bunu gündüz yerine gece yaptı. Sabah erkenden kalkan kent halkı Baal'a ait sunağın yıkıldığını, yanındaki Aşera putunun kesildiğini, ikinci boğanın yeni yapılan sunak üzerinde sunulduğunu gördü. Birbirlerine, bu işi kim yaptı, diye sordular. Araştırıp soruşturduktan sonra bu işi Yoaş oğlu Gideon'un yaptığını anladılar. Bunun üzerine Yoaş'a, oğlunu dışarı çıkar, dediler. Ölmesi gerek, çünkü Baal'ın sunağını yıktı, yanındaki Aşera putunu kesti. Yoaş çevresindeki öfkeli kalabalığa, Baal'ı savunmak size mi düştü, dedi. Siz mi onu kurtaracaksınız? Onu savunan şafak sökmeden ölecek. Baal tanrıysa, bırakın kendini savunsun. Yıkılan sunak onun. O gün Yoaş, Baal kendisini savunsun. Yıkılan sunak onun sunağıdır, diyerek
Gidyon'a Yerubal adını verdi. Bu arada Midyanlılar, Amekliler ve öbür doğulu halklar birleşerek Şeria Irmağı'nı geçtiler. Gidip Yizreel Vadisi'nde ordugah kurdular. Rabbin ruhu Gidyon'u yönlendirmeye başladı. Gidyon borusunu çalınca Abizeyerliler onun çevresinde toplandı. Gidyon bütün Maneşe'ye ulaklar göndererek oranın halkını da topladı. Aşer, Zevolun ve Naftali'ye de ulaklar gönderdi. Onlar da onu karşılamaya çıktılar. Gidyon Tanrı'ya şöyle seslendi. Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, çiğ yalnızca harman yerine koyduğum yün yapağının üzerine düşsün. Topraksa kuru kalsın. Böylece söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim. Ve öyle oldu. Ertesi gün erkenden kalkan Gidyon yapağı alıp sıktı. Yapağından bir tas dolusu çiğ süzüldü. Bunun üzerine Gidyon Tanrı'ya şöyle seslendi. Bana kızma, bir istekte daha bulunmak istiyorum. Yapağıyla bir deneme daha yapmama izin ver. Lütfen bu kez yalnızca yapağı kuru kalsın. Topraksa çiğle ıslansın. Tanrı o gece Gidyon'un dediğini yaptı. Yapağı kuru kaldı. Toprağın her yanı ise çiğle kaplandı. Hakimler 7. Bölüm Yerubal, Gidyon ile yanındaki halk erkenden kalkıp Harod Pınarı'nın başında ordugah kurdular. Midyanlıların ordugahı ise onların kuzeyinde Mor Tepesi'nin yanındaki vadideydi. Rab Gidyon'a şöyle dedi. Yanında fazla adam var. Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler. Şimdi halka şunu söyle. Korkudan titreyen dönsün. Gilad dağından geri gitsin. Bunun üzerine halktan 22.000 kişi döndü. 12.000 kişi orada kaldı. Rab Gidyon'a, adamların sayısı hala fazla dedi. Kalanları suyun başına götür. Onları orada senin için sınayayım. Bu seninle gidecek dediğim adam seninle gidecek. Bu seninle gitmeyecek dediğim gitmeyecek. Gidyon halkı suyun başına götürdü. Rab Gidyon'a, köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır, dedi. Ellerini ağızlarına götürerek, dilleriyle su içenlerin sayısı 300'ü buldu. Geri kalanların hepsi, su içmek için dizleri üzerine çöktüler. Rab Gidyon'a, sizi diliyle su içen 300 kişinin eliyle kurtaracağım, dedi. Midyanlıları senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün. Gidyon yalnız 300 kişiyi alıkoyarak geri kalan İsraillileri çadırlarına gönderdi. Bu 300 kişi gidenlerin kumanyalarıyla borularını da aldılar. Midyanların ordugahı Gidyon'un aşağısında vadideydi. Rab aynı gece Gidyon'a kalk ordugaha saldır dedi. Çünkü orayı senin eline teslim ediyorum. Ordugaha yalnız gitmekten korkuyorsan, uşağın Pura'yı da yanına al. Midyanlıların söylediklerine kulak kabart. O zaman ordugahlarına saldırmaya cesaret bulursun. Böylece Gidyon, uşağı Pura ile ordugahın yanına kadar sokuldu. Midyanlılar, Amekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok sayısız develeri vardı. Gidyon ordugahının yanına vardığında, adamlardan biri arkadaşına gördüğü düşü anlatıyordu. Bir düş gördüm, diyordu. Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek. Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi. Çadıra çarpıp onu devirdi. Alt üst etti. Çadır yerle bir oldu. Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi. Bu İsrailli Yoaş oğlu Gidyon'un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan'ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek. Gidyon düşü ve yorumunu duyunca Tanrı'ya tapındı. İsrail ordugahına döndü ve adamlarına, kalkın, Rab Midyan ordugahını elinize teslim etti, dedi. Sonra 300 adamını 3 bölüye ayırdı. Hepsine borular, boş testiler ve testilerin içinde yakılmak üzere çıralar verdi. Onlara, gözünüz bende olsun, dedi.
ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın. Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca, siz de ordugahın çevresinde durup borularınızı çalın ve Rab için ve Gideon için diye bağırın. Gideon ile yanındaki 100 kişi gece yarısından az önce, nöbetçi değişiminden hemen sonra ordugahın yanına vardılar. Borularını çalmaya başlayıp ellerindeki testileri kırdılar. 3 bölükte borularını çalıp testileri kırdı. Çalacakları boruları sağ ellerinde, çıralarıysa sol ellerinde tutuyorlardı. Yaşasın Rabbin ve Gideon'un kılıcı diye bağırdılar. Onlar ordugahın çevresinde dururken, ordugahtakilerin hepsi koşuşmaya, bağırıp kaçışmaya başladı. 300 boru birden çalınca, Rab ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirlerine saldırttı. Midyan ordusu Sereya doğru, Beşita'ya, Tabat yakınındaki Avel-Mehola sınırına dek kaçtı. Naftali, Aşer ve bütün Maneşe'den çağrılan İsrailliler, Midyanlıları kovalamaya başladılar. Gideon, Efraim'in dağlık bölgesine gönderdiği ulaklar aracılığıyla, inip Midyanlılara saldırın, dedi. Önlerini kesmek için, Şeria Irmağı'nın Baytbara'ya kadar uzanan bölümünü tutun. Efraim oğulları, Şeria Irmağı'nın Baytbara'ya kadar bölümünü ele geçirdiler. Midyanlı 2 önderi, Orev ile Zevi, tutsak aldılar. Orev'i, Orev kayasında, Zevi ise Zevin üzüm sıkma çukurunda öldürerek Midyanlıları kovalamaya devam ettiler. Orev ile Zevin kesik başlarını Şeria Irmağı'nın karşı yakasından Gideon'a getirdiler. Hakimler 8. Bölüm. Efraim oğulları Gideon'a, Midyanlılarla savaşmaya gittiğinde bizi çağırmadın, bize neden böyle davrandın diyerek onu sert bir dille eleştirdiler. Gideon, sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki diye karşılık verdi. Efraim'in bağ bozumundan arta kalan üzümler, Avizeir'in bütün bağ bozumu ürününden daha iyi değil mi? Tanrı Midyan önderlerini, Orevi ve Zevi elinize teslim etti. Sizin yaptıklarınıza kıyasla ben ne yapabildim ki? Gideon'un bu sözleri onların öfkesini yatıştırdı. Gideon bitkin olmalarına karşın Midyanlıları kovalamayı sürdüren 300 adımıyla Şeria Irmağı'na ulaşıp karşıya geçti. Sukat'a vardıklarında kent halkına, lütfen ardımdaki adamlara ekmek verin, bitkin haldeler, dedi. Ben Midyan kralları Zevah ve Salmunya'yı kovalıyorum. Sukot önderleri, Zevah ile Salmunya'yı tutsak aldın mı ki orduna ekmek verelim, dediler. Gideon, öyle olsun diye karşılık verdi. Rab, Zevah ile Salmunna'yı elime teslim edince, bedenlerinizi çöl dikenleriyle çalılarla yaracağım. Gideon oradan Penuel'e gitti ve oranın halkından da aynı şeyi istedi. Penuel halkı da Sukot halkının verdiği yanıtın aynısını verdi. Gideon onlara, esenlik içinde döndüğüm zaman bu kuleyi yıkacağım, dedi. Zevah ile Salmunna doğulu halkların ordularından arta kalan yaklaşık 15.000 kişilik bir orduyla birlikte Karkor'daydılar. Eli kılıç tutan 120.000 savaşçı ölmüştü. Gideon, Noah ve Yakboha'nın doğusundan, göçebelerin yolundan geçerek düşman ordugahına saldırdı. Adamlar hazırlıksız yakalandılar. Zevah ile Salmunna kaçtıysa da Gideon peşlerine düştü. Bu 2 Midyan kralını Zevah ile Salmunya'yı yakalayıp bütün ordularını bozguna uğrattı. Yoaş oğlu Gideon Heres geçidi yoluyla savaştan döndü. Yolda Sukot'tan genç bir adamı yakalayıp sorguya çekti. Adam Sukot önderleriyle ileri gelenlerinin adlarını, toplam 77 kişinin adını yazıp Gideon'a verdi. Gideon Sukot'a gidip halka şöyle dedi. Zevah ile Salmunya'yı tutsak aldın mı ki bitkin adamlarına ekmek verelim diyerek beni aşağıladınız. İşte Zevah ile Salmunna. Sonra kentin ileri gelenlerini topladı. Sukot halkını çöl dikenleriyle çalılarla döverek cezalandırdı. Ardından Penuel kulesini yıkıp kent halkını kılıçtan geçirdi. Sonra Zevah ile Salmunya'ya, ''Tavor'da öldürdükleriniz nasıl adamlardı?'' diye sordu. ''Tıpkı senin gibiydiler.''
hepsi kral oğullarına benziyordu, yanıtını verdiler. Gideon, onlar kardeşlerimdi, öz annemin oğullarıydı, dedi. Yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki, onları sağ bıraktıysanız sizi öldürmezdim. Sonra büyük oğlu Yeter'e, haydi öldür onları, dedi. Ne var ki henüz genç olan Yeter, korktuğu kılıcını çekmedi. Bunun üzerine Zevah ile Salmunna, Gideon'a, sen öldür bizi, dediler. Erkeğin işini ancak erkek yapar. Böylece Gideon varıp Zevah ile Salmunya'yı öldürdü. Develerinin boyunlarındaki hilal biçimi süsleri de aldı. İsrailliler Gideon'a, sen oğlun ve torunun bize önderlik edin, dediler. Çünkü bizi Midyanlıların elinden sen kurtardın. Ama Gideon, ben size önderlik etmem, oğlum da etmez, diye karşılık verdi. Size Rab önderlik edecek. Sonra yalnız sizden bir dileğim var, diye sözünü sürdürdü. Ele geçirdiğiniz ganimetin içindeki küpeleri bana verin. İsmailliler altın küpeler takarlardı. İsrailler seve seve veririz diyerek yere bir üstlük serdiler. Herkes ele geçirdiği küpeleri üstlüğün üzerine attı. Hilaller, kolyeler, Midyan krallarının giydiği mor giysiler ve develerin boyunlarından alınan zincirler dışında Gideon'un aldığı altın küpelerin ağırlığı 1700 şekel tuttu. Gideon bu altından bir efot yaparak onu kendi kenti olan Ofra'ya yerleştirdi. Bütün İsrailliler bu put yüzünden Rab'be vefasızlık ettiler. Böylece efot Gideon ile ailesi için bir tuzak oldu. İsraillere yenilen Midyanlılar bir daha toparlanamadılar. Ülke Gideon zamanında 40 yıl barış içinde yaşadı. Yoaş oğlu Yerubal dönüp kendi evinde yaşamını sürdürdü. Çok sayıda kadınla evlendi ve 70 oğlu oldu. Ayrıca Şekem'de bir cariyesi vardı. Bundan da bir oğlu oldu, adını Abimelek koydu. Yoaş oğlu Gideon iyice yaşlanıp öldü. Aviyezerlilere ait Ofra kentinde babası Yoaş'ın mezarına gömüldü. Gideon ölünce İsrailliler yine Rab'be vefasızlık ettiler. Baallara taptılar. Baal, Berit'i ilah edinerek kendilerini çevrelerindeki düşmanlarının elinden kurtaran tanrıları Rabbi unuttular. İsrail'e büyük iyilikler yapan Yerubbaal'ın, Gideon'un ev halkına vefasızlık ettiler. Hakimler 9. Bölüm. Yerubbaal'ın oğlu Abimelek, dayılarının bulunduğu Şekem kentine giderek onlara ve annesinin boyundan gelen herkese şöyle dedi. Şekem halkına şunu duyurun. Sizin için hangisi daha iyi? Gideon'un 70 oğlu tarafından yönetilmek mi, yoksa bir kişi tarafından yönetilmek mi? Unutmayın ki ben sizinle aynı etten, aynı kandanım. Dayıları Abimelek'in söylediklerini Şekem halkına ilettiler. Halkın yüreği Abimelek'ten yanaydı. O bizim kardeşimizdir, dediler. Ona Baal Berit tapınağından 70 parça gümüş verdiler. Abimelek bu parayla kiraladığı belalı serserileri peşine taktı. Sonra Ofra'ya, babasının evine dönüp kardeşlerini, Yerubbaal'ın 70 oğlunu bir taşın üzerinde kesip öldürdü. Yalnız Yerubbaal'ın küçük oğlu Yotam kaçıp gizlendiği için sağ kaldı. Şekem ve Beit Milo halkları toplanarak hep birlikte Şekem'de dikili taş meşesinin olduğu yere gittiler. Abimelek'i orada kral ilan ettiler. Olup biteni Yotam'a bildirdiklerinde, Yotam Gerizim dağının tepesine çıkıp yüksek sesle halka şöyle dedi. Ey Şekem halkı, beni dinleyin. Tanrı da sizi dinleyecek. Bir gün ağaçta kendilerine bir kral meshetmek istediler. Zeytin ağacına gidip, gel kralımız ol, dediler. Zeytin ağacı, ilahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp, ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim, diye yanıtladı. Bunun üzerine ağaçlar incir ağacına, gel sen kralımız ol, dediler. İncir ağacı, tatlılığımı ve güzel meyvemi bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim, diye yanıtladı. Sonra ağaçlar asmaya, gel sen bizim kralımız ol, dediler. Asma, ilahlarla insanlara zevk veren yeni şarabımı bırakıp
ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim, dedi. Sonunda ağaçlar, Karaçalı'ya, gel sen kralımız ol, dediler. Karaçalı, eğer gerçekten beni kendinize kral mesletmek istiyorsanız, gelin, gölgeme sığının, diye karşılık verdi. Eğer sığınmazsanız, Karaçalı'dan çıkan ateş, Lübnan'ın bütün sedir ağaçlarını yakıp kül edecektir. Şimdi siz, Abimelek'i kral yapmakla içten ve dürüst davrandığınızı mı sanıyorsunuz? Yerubaal ailesine iyilik mi ettiniz? Ona hak ettiği gibi mi davrandınız? Oysa babam sizi Midyanlıların elinden kurtarmak için canını tehlikeye atarak sizin için savaştı. Ama bugün siz babamın ailesine karşı ayaklandınız. 70 oğlunu bir taşın üzerinde kesip öldürdünüz. Cariyesinden doğan Abimelek kardeşiniz olduğu için onu Şekem'e kral yaptınız. Eğer bugün Yerubaal'la ailesine içten ve dürüst davrandığınıza inanıyorsanız, Abimelek de sevinin, o da sizinle sevinsin. Ama öyle değilse dilerim, Abimelek ateş olsun. Şekem ve Beit Milo halkını yakıp kül etsin. Ya da Şekem ve Beit Milo halkı ateş olsun. Abimelek'i yakıp kül etsin. Ardından Yotam kardeşi Abimelek'ten korktuğu için kaçtı, gidip Beer'e yerleşti. Abimelek İsrail'i 3 yıl yönetti. Sonra Tanrı, Abimelek ile Şekem halkını birbirine düşürdü. Halk Abimelek'e baş kaldırdı. Tanrı bunu Abimelek'i Yerubalam'ın 70 oğluna yapılan zorbalığın aynısına uğratmak, kardeşlerini öldüren Abimelek'ten ve onu bu kırıma isteklendiren Şekem halkından akıttıkları kanın öcünü almak için yaptı. Şekem halkı dağ başlarında Abimelek'e pusu kurdu. Oradan geçen herkesi soyuyorlardı. Bu durum Abimelek'e bildirildi. Ebed oğlu Gaal kardeşleriyle birlikte gelip Şekem'e yerleşti. Şekem halkı ona güvendi. Bağlara çıkıp üzümleri topladıktan, ezip şarap yaptıktan sonra bir şenlik düzenlediler. İlahlarının tapınağına gittiler. Orada giyip içerken Abimelek'e lanetler yağdırdılar. Ebed oğlu Gaal kalkıp şöyle dedi. Abimelek kim ki biz Şekem halkı ona hizmet edelim? Yerubaal'ın oğlu değil mi o? Zebul da onun yardımcısı değil mi? Şekemlilerin babası Hamor'un soyundan gelenlere hizmet edin. Neden Abimelek'e hizmet edelim? Keşke bu halkı ben yönetseydim. Abimelek'i uzaklaştırır ve ordunu güçlendirir de öyle ortaya çık derdim. Kentin yöneticisi olan Zebul, Ebed oğlu Gaal'ın sözlerini duyunca öfkelendi. Abimelek'e gizlice gönderdiği ulaklar aracılığıyla şöyle dedi. Ebed oğlu Gaal ve kardeşleri Şekem'e geldiler. Kenti sana karşı ayaklandırıyorlar. Gel, adamlarınla birlikte gece kırda pusuya yat. Sabah güneş doğar doğmaz kalk, kenti bas. Gaal ile adamları sana saldırdığında onlara yapacağını yap. Böylece Abimelek de adamları gece kalkıp 4 bölük halinde Şekem yanında pusuya yattılar. Ebed oğlu Gaal çıkıp kentin giriş kapısında durunca, Abimelek de yanındakiler pusu yerinden fırladılar. Gelenleri gören Gaal, Zebul'a, ''Dağların tepesinden inip gelenlere bak.'' dedi. Zebul, ''Adam sandığın aslında dağların gölgesidir.'' diye karşılık verdi. Ama Gaal ısrar etti. ''Bak, topraklarımızın ortasında ilerleyenler var. Bir kısmı da falcılar meşesi yolundan geliyor.'' Bunun üzerine Zebul, Abimelek kim ki ona hizmet edelim diye övünen sen değil miydin, dedi. Küçümsediğin halk bu değil mi? Haydi şimdi git, onlarla savaş. Şekem halkına öncülük eden Gaal, Abimelek'le savaşa tutuştu. Ama tutunamayıp kaçmaya başladı. Abimelek ardına düştü. Kentin giriş kapısına dek çok sayıda ölü yerde yatıyordu. Abimelek Aruma'da kaldı. Zebul ise Gaal'ı ve kardeşlerini Şekem'den kovdu. Kentte yaşamalarına izin vermedi. Savaşın ertesi günü Abimelek, Şekemlilerin tarlalarına gittiklerini haber aldı. Adamlarını 3 bölüye ayırıp kırda pusuya yattı. Halkın kentten çıktığını görünce saldırıp onları öldürdü. Sonra yanındaki bölükle hızla ilerleyerek kentin giriş kapısına dayandı. Öbür 2 bölükse tarlalardakilere saldırıp onları öldürdü.
Abimelek gün boyu kente karşı savaştı. Kenti ele geçirdikten sonra halkını kılıçtan geçirdi. Kenti yıkıp üstüne tuz serpti. Şekem kulesindeki halk olup biteni duyunca Elberit tapınağının kalesine sığındı. Onların Şekem kulesinde toplandığını haber alan Abimelek, yanındaki halkla birlikte Salmon dağına çıktı. Eline bir balta alıp ağaçtan bir dal kesti. Dalı omzuna atarak yanındakilere, ''Ne yaptığımı gördünüz?'' dedi. ''Çabuk olun, siz de benim gibi yapın.'' Böylece hepsi birer dal kesip Abimelek'i izledi. Dalları kalenin dibinde yığıp ateşe verdiler. Şekem kulesindeki 1000 kadar kadın, erkek yanarak öldü. Bundan sonra Abimelek Teves üzerine yürüdü. Kenti kuşatıp ele geçirdi. Kentin ortasında sağlam bir kule vardı. Kadın, erkek, bütün kent halkı oraya sığındı. Kapıları kapayıp kulenin damına çıktılar. Abimelek gelip kuleyi kuşattı. Ateşe vermek için kapısına yaklaştığında, bir kadın değirmenin üst taşını Abimelek'in üzerine atıp başını yardı. Abimelek hemen silahlarını taşıyan uşağını çağırdı ve ''Kılıcını çek, beni öldür.'' dedi. Hiç kimse Abimelek'i bir kadın öldürdü demesin. Uşak kılıcını Abimelek'e saplayıp onu öldürdü. Abimelek'in öldüğünü görünce İsrailliler evlerine döndüler. Böylece Tanrı 70 kardeşini öldürerek babasına büyük kötülük eden Abimelek'i cezalandırdı. Tanrı Şekem halkını da yaptıkları kötülüklerden ötürü cezalandırdı. Yerubbaal'ın oğlu Yotam'ın lanetine uğradılar. Hakimler 10. Bölüm. Abimelek'in ölümünden sonra İsrail'i kurtarmak için İssakar oymağından Dodo oğlu, Pua oğlu, Tola adında bir adam ortaya çıktı. Tola, Efraim'in dağlık bölgesindeki Şamir'de yaşardı. İsrail'i 23 yıl yönettikten sonra öldü, Şamir'de gömüldü. Ondan sonra Gilatlı Yair başa geçti. Yair, İsrail'i 22 yıl yönetti. 30 oğlu vardı. Bunlar 30 eşeğe biner, 30 kenti yönetirlerdi. Gilat yöresinde bu kentler bugün de Havot Yafi diye anılıyor. Yair ölünce Kamon'da gömüldü. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Baallara, Aştoreltlere, Aram, Sayda, Moav, Ammon ve Filist ilahlarına kulluk ettiler. Rabbi terk ettiler. Ona kulluk etmediler. Bu yüzden İsraillere öfkelenen Rab, onları Filistlilere ve Amonlulara tutsak etti. Bunlar o yıldan başlayarak İsrailleri baskı altında ezdiler. Şeria ırmağının ötesinde Gilat'taki Amorlular ülkesinde yaşayan bütün İsraillileri 18 yıl baskı altında tuttular. Amonlular, Yahuda, Benyamin ve Efraim oymaklarıyla savaşmak için Şeria ırmağının ötesine geçtiler. İsrail büyük sıkıntı içindeydi. İsrailler Rabb'e sana karşı günah işledik diye seslendiler. Seni tanrımızı terk edip bağlara kulluk ettik. Rab, sizi Mısırlılardan, Amorlulardan, Ammonlulardan, Filistilerden kurtaran ben değil miyim diye karşılık verdi. Saydalılar, Amekliler, Maullular size baskı yaptıklarında bana yakardınız. Ben de sizi onların elinden kurtardım. Sizse beni terk ettiniz, başka ilahlara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım. Gidin, seçtiğiniz ilahlara yakarın, sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın. İsrailler, günah işledik, dediler. Bize ne istersen yap, yalnız bugün bizi kurtar. Sonra aralarındaki yabancı putları atıp Rabb'e tapındılar. Rab de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı. Amonlular toplanıp Gilat'ta ordugah kurunca, İsrailler de toplanarak Mispah'ta ordugah kurdular. Gilat halkının önderleri birbirlerine, Amonlulara karşı ilk saldırıyı başlatan kişi bütün Gilat halkının önderi olacak, dediler. Hakimler 11. Bölüm. Yiftah adında yiğit bir savaşçı vardı. Bir fahişenin oğlu olan Yiftah'ın babasının adı Gilat'tı. Gilat'ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce Yiftah'ı kovmuşlardı. Ona, babamızın evinden miras almayacaksın, çünkü sen başka bir kadının oğlusun, demişlerdi.
Yiftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı. Bir süre sonra Amonlular İsraillere savaş açtı. Savaş patlak verince Gilad ileri gelenleri Yiftah'ı almak için Tov yöresine gittiler. Ona, gel, komutanımız ol, Armonlularla savaşalım, dediler. Yiftah, benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz, diye yanıtladı. Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz? Gilad ileri gelenleri, sana başvuruyoruz çünkü bizimle gelip Amonlularla savaşmanı, bize Gilad halkına önderlik etmeni istiyoruz, dediler. Yiftah, Amonlularla savaşmak için beni götürürseniz, Rab de onları elime teslim ederse, sizin önderiniz olacak mıyım, diye sordu. Gilad ileri gelenleri, Rab aramızda tanık olsun, kesinlikle dediğin gibi yapacağız, dediler. Böylece Yiftah, Gilad ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah, bütün söylediklerini Misbah'da Rabbin önünde yineledi. Sonra Ammon kralına ulaklar göndererek, aramızda ne var ki ülkeme saldırmaya kalkıyorsun, dedi. Ammon kralı Yiftah'ın ulaklarına şu karşılığı verdi. İsrailliler Mısır'dan çıktıktan sonra, Amon vadisinden Yabuk ve Şeria ırmaklarına kadar uzanan topraklarımı aldılar. Şimdi buraları bana savaşsız geri ver. Yiftah yine Ammon kralına ulaklar göndererek şöyle dedi. Yiftah diyor ki, İsrailler ne Moab ülkesini ne de Ammon topraklarını aldı. Mısır'dan çıktıkları zaman Kızıldeniz'e kadar çölde yürüyerek Kadeş'e ulaştılar. Sonra Edom kralına ulaklar göndererek, lütfen topraklarından geçmemize izin ver, dediler. Edom kralı kulak asmadı. İsrailliler Moab kralına da ulaklar gönderdi. Ama o da izin vermedi. Bunun üzerine Kadeş'te kaldılar. Çölü izleyerek Edom ile Moab topraklarının çevresinden geçtiler. Moab bölgesinin doğusunda, Amon vadisinin öbür yakasında konakladılar. Moab sınırından içeri girmediler. Çünkü Amon vadisi sınırdı. Sonra Heşbon'da egemenlik süren Amorluların kralı Şihon'a ulaklar göndererek, ülkenden geçip topraklarımıza ulaşmamıza izin ver diye rica ettiler. Ama Şihon, İsraillerin topraklarından geçip gideceklerine inanmadı. Bu nedenle bütün halkını toplayıp, Yahesa'da ordugah kurdu ve İsraillilerle savaşa tutuştu. İsrail'in tanrısı Rab, Sihon'u ve bütün halkını İsraillerin eline teslim etti. İsrailliler Amorluları yenip, o yöredeki halkın bütün topraklarını ele geçirdiler. Amon vadisinden Yabuk ırmağına, çölden Şeria ırmağına kadar uzanan bütün Amor topraklarını ele geçirdiler. İsrail'in tanrısı Rab, Amorluları kendi halkı İsrail'in önünden kovduktan sonra, ''Sen hangi hakla buraları geri istiyorsun? İlahın Kemoş sana bir yer verse, oraya sahip çıkmaz mısın? Biz de tanrımız Rabbin önümüzden kovduğu halkın topraklarını sahipleneceğiz.'' Sen Moab kralı Sipor oğlu Balak'tan üstün müsün? O hiç İsraillerle çekişti mi? Hiç onlarla savaşmaya kalkıştı mı? İsrailler 300 yıldır Heşbon'da, Aroar'da, bunların çevre köylerinde ve Amon kıyısındaki bütün kentlerde yaşarken neden buraları geri almaya çalışmadınız? Ben sana karşı suç işlemedim. Ama sen benimle savaşmaya kalkışmakla bana haksızlık ediyorsun. Hakim olan Rab, İsraillerle Amonlular arasında bugün hakimlik yapsın. Ne var ki Amon kralı Yiftah'ın kendisine ilettiği bu sözlere kulak asmadı. Rabbin ruhu Yiftah'ın üzerine indi. Yiftah, Gilad ve Manaşe'den geçti. Gilad'daki Mispa'dan geçerek Amonlulara doğru ilerledi. Rabbin önünde ant içerek şöyle dedi. Gerçekten Amonluları elime teslim edersen, onları yenip sağ salim döndüğümde, beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rab'be adanacaktır. Onu yakmalık sunu olarak sunacağım. Yiftah bundan sonra Amonlularla savaşmaya gitti. Rab onları Yiftah'ın eline teslim etti. Yiftah, başta Avel Keramim olmak üzere, Aroar'dan Minet'e kadar 20 kenti yakıp yıkarak,
Amonlulara çok büyük kayıplar verdirdi. Böylece Amonlular İsraillerin boyunduruğuna girdi. Yiftah Mizpa'ya kendi evine döndüğünde kızı tef çalıp dans ederek onu karşılamaya çıktı. Tek çocuğu oydu. Ondan başka ne oğlu ne de kızı vardı. Yiftah kızını görünce giysilerini yırtarak, "Eyvahlar olsun kızım!" dedi. "Beni perişan ettin, umarsız bıraktın çünkü Rabbe verdiğim sözden dönemem." Kız, "Baba, Rabbe ant içtin?" dedi. "Madem Rab düşmanların olan Amonlulardan senin öcünü aldı, ağzından ne çıktıysa bana öyle yap." Sonra ekledi, "Yalnız bir dileğim var. Beni 2 ay serbest bırak, gidip arkadaşlarımla kırlara da gezineyim. Kızlığıma ağlayayım." Babası, "Gidebilirsin," diyerek onu 2 ay serbest bıraktı. Kız arkadaşlarıyla birlikte kırlara çıkıp erdenliğine ağladı. 2 ay sonra babasının yanına döndü. Babası da içtiği andığı yerine getirdi. Kıza erkek eli değmemişti. Bundan sonra İsrail'de bir gelenek oluştu. İsrail kızları her yıl kırlara çıkıp Gilatlı Giftah'ın kızı için 4 gün yas tuttular. Hakimler 12. Bölüm. Efraimli erkekler toplanıp Safon'a geçtiler. Yiftah'a, "Amonlularla savaşmaya gittiğinizde bizi neden çağırmadın?" dediler. "Seni de evini de yakacağız." Yiftah, "Halkımla ben Amonlulara karşı amansız bir savaşa tutuşmuştuk," diye yanıtladı. "Sizi çağırdım ama gelip beni onların elinden kurtaramadınız. Beni kurtarmak istemediğinizi görünce canımı dişime takıp Amonlulara karşı harekete geçtim. Sonunda Rab onları elime teslim etti. Neden bugün benimle savaşmaya kalkışıyorsunuz?" Bundan sonra Yiftah, Gilat erkeklerini toplayarak Efraim oğullarıyla savaşa girdi. Gilatlılar Efraim oğullarına saldırdılar. Çünkü Efraim oğulları onlara, "Ey Efraim ve Manasse halkları arasında yaşayan Gilatlılar, siz Efraim'den kaçan döneklersiniz," demişlerdi. Şeria ırmağının Efraim'e yol veren geçitlerini tutan Gilatlılar, geçmek isteyen Efraimli kaçaklara, "Efraimli misin?" diye sorarlardı. Adamlar "Hayır" derlerse, o zaman onlara, "Şibolet deyin bakalım," derlerdi. Adamlar "Şibolet" derdi, çünkü "Şibolet" sözcüğünü doğru söyleyemezlerdi. Bunun üzerine onları yakalayıp Şeria ırmağının geçitlerinde öldürürlerdi. O gün Efraimlerden 42 bin kişi öldürüldü. Gilatlı Yiftah, İsrail'i 6 yıl yönetti. Ölünce Gilat kentlerinden birinde gömüldü. Ondan sonra İsrail'in başına Betlehemli İfsan geçti. İfsan'ın 30 oğlu, 30 kızı vardı. İfsan kızlarını başka boylara verdi. Oğullarına da başka boylardan kızlar aldı. İsrail'i 7 yıl yönetti. Ölünce Betlehem'de gömüldü. Ondan sonra İsrail'in başına Zebul'un oymağından Elon geçti. Elon, İsrail'i 10 yıl yönetti. Ölünce Zebul'un topraklarında Ayolon'da gömüldü. Onun ardından İsrail'in başına Piratonlu Hilel oğlu Avdon geçti. Avdon'un 40 oğlu, 30 torunu ve bunların bindiği 70 eşeği vardı. İsrail'i 8 yıl yönetti. Piratonlu Hilel oğlu Avdon ölünce Ameliklere ait dağlık bölgenin Efraim yöresinde Piraton'da gömüldü. Hakimler 13. Bölüm. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 40 yıl süreyle Filistlilerin boyunduruğuna terk etti. Dan oymandan Soralı bir adam vardı. Adı Monaht'tı. Karısı kısırdı ve hiç çocuğu olmamıştı. Rabbin meleği kadına görünerek, "Kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın," dedi. "Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey yeme. Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistlilerin elinden kurtarmaya başlayacak olan odur." Kadın kocasına gidip, "Yanıma bir Tanrı adamı geldi," dedi. Tanrı'nın meleğine benzer görkemli bir görünüşü vardı. "Nereden geldiğini sormadım. Bana adını da söylemedi.
ama gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Bundan böyle şarap ve içkiyi içme, murdar bir şey yeme. Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü andan öleceği güne dek Tanrı'nın adanmışı olacak. Monah Rabbe şöyle yakardı. Ya Rab, gönderdiğin Tanrı adamının yine gelmesini, doğacak çocuk için ne yapmamız gerektiğini bize öğretmesini dilerim. Tanrı Monah'ın yakarışını duydu. Kadın tarladayken Tanrı'nın meleği yine ona göründü. Ne var ki Monah karısının yanında değildi. Kadın haber vermek için koşa koşa kocasına gitti. İşte geçen gün yanıma gelen adam yine bana göründü dedi. Monah kalkıp karısının ardı sıra gitti. Adamın yanına varınca, karımla konuşan adam sen misin diye sordu. Adam, evet benim dedi. Monah, söylediklerinin yerine geldiğinde çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak diye sordu. Rabbim meleği, karın kendisine söylediğim her şeyden sakınsın diye karşılık verdi. Asmanın ürününden üretilen hiçbir şey yemesin. Şarap ve içki içmesin. Murdar bir şey yemesin. Buyurduklarımın hepsini yerine getirsin. Manoah, seni alıkoymak, omruna bir oğlak kesmek istiyoruz, dedi. Rabbim meleği, beni alıkoysan da hazırlayacağın yemeği yemem, dedi. Yakmalık bir sunu sunacaksın. Rabbe sunmalısın. Manoah, onun Rabbin meleği olduğunu anlamamıştı. Rabbin meleğine, adın ne, diye sordu. Bilelim ki söylediklerin yerine geldiğinde seni onurlandıralım. Rabbim meleği, adımı niçin soruyorsun, dedi. Adım tanımlanamaz. Manoah bir oğlakla tahıl sunusunu aldı. Bir kayanın üzerinde Rabbe sundu. O anda Manoah'la karısının gözü önünde şaşılacak şeyler oldu. Rabbim meleği sunaktan yükselen alevle birlikte göğe yükseldi. Bunu gören Manoah'la karısı yüzüstü yere kapandılar. Rabbim meleği Manoah'la karısına bir daha görünmeyince, Manoah onun Rabbim meleği olduğunu anladı. Karısına, kesinlikle öleceğiz dedi. Çünkü Tanrı'yı gördük. Karısı, Rab bizi öldürmek isteseydi, yakmalık sunuyu ve tahıl sunusunu kabul etmezdi diye karşılık verdi. Bütün bunları bize göstermezdi. Bugün söylediklerini de işitemezdik. Ve kadın bir erkek çocuk doğurdu. Adını Şimşon koydu. Çocuk büyüyüp gelişti, Rab de onu kutsadı. Rabbin ruhu Sora ile Eşteol arasında Mahane Dan'da bulunan Şimşon'u yönlendirmeye başladı. Hakimler 14. Bölüm. Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Geri dönünce annesiyle babasına, Timna'da Filistinli bir kadın gördüm, dedi. Onu hemen bana eş olarak alın. Annesiyle babası, akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnetsiz Filistinlerden kız almaya kalkıyorsun, diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum, dedi. Şimşon'un annesiyle babası bunu isteyenin Rab olduğunu anlamadılar. Çünkü Rab o sırada İsraillere egemen olan Filistlilere karşı fırsat kolluyordu. Böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timna'ya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında genç bir aslan kükreyerek Şimşon'un karşısına çıktı. Şimşon üzerine inen Rabbin ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi. Sonra gidip kadınla konuştu ve ondan çok hoşlandı. Bir süre sonra kadınla evlenmek üzere yine Timna'ya giderken aslanın leşini görmek için yoldan saptı. Bir arı sürüsünün aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü. Kovandaki balı avuçlarına doldurdu, yiye yiye oradan uzaklaştı. Annesiyle babasının yanına varınca baldan onlara da verdi. Onlar da yedi. Ama balı aslanın leşinden aldığını söylemedi. Babası kadını görmeye gidince Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi. Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere 30 genç getirdiler. Şimşon onlara, size bir bilmece sorayım dedi. Şölenin 7 günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz
size 30 keten mintan, 30 takım da üst giysi vereceğim. Ama bilmeceyi çözemezseniz, o zaman da siz bana 30 keten mintanla, 30 takım üst giysi vereceksiniz. Ona seni dinliyoruz dediler. Söyle bakalım bilmeceni. Şimşon, yiyenden yiyecek, güçlüden tatlı çıktı dedi. 3 gün geçtiyse de bilmeceyi çözemediler. 4. gün gençler Şimşon'un karşısına, kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin dediler. Yoksa seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız? Şimşon'un karısı ağlayarak ona, benden nefret ediyorsun dedi. Beni sevmiyorsun. Soydaşlarıma bir bilmece sordun, yanıtını bana söylemedin. Şimşon karısına, bak dedi. Anneme babama bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim? Kadın, şölen boyunca 7 gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon, 7. gün bilmecenin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtı soydaşlarına iletti. 7. gün, gün batmadan, kentli gençler Şimşon'a geldiler. Baldan tatlı, aslandan güçlü ne var, dediler Şimşon. Düvenle çift sünmüş olmasaydınız, bilmecemi çözemezdiniz, diye karşılık verdi. Rabbin ruhu üzerine inince, güçlenen Şimşon, Aşkelon'a gitti. 30 kişi vurup, mallarını yağmaladı. Giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kudurmuş bir halde, babasının evine döndü. Şimşon'un karısı ise, Şimşon'a eşlik eden Sadıca verildi. Hakimler 15. Bölüm. Bir süre sonra buğday biçimi sırasında Şimşon bir oğula kalıp karısını ziyarete gitti. Karımın odasına girmek istiyorum dedi ama kızın babası Şimşon'un girmesine izin vermedi. Ondan gerçekten nefret ettiğini sanıyordum dedi. Bu nedenle onu senin sadıcına verdim. Küçük kız kardeşi ondan daha güzel değil mi? Ablasının yerine onu al. Şimşon, bu kez Filistlilere kötülük etsem de buna hakkım var dedi. Kıra çıkıp 300 çakal yakaladı. Sonra çakalları çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı. Çıraları tutuşturup, çakalları Filistlilerin ekinlerinin arasına salıverdi. Böylece demetleri, ekinleri, bağları, zeytinlikleri yaktı. Filistliler, bunu kim yaptı, dediler. Yapsa yapsa, Timnal'ın damadı Şimşon yapmıştır. Çünkü Timnal'ı karısını elinden alıp, sadıcına verdi. Sonra gidip kadınla babasını yaktılar. Şimşon onlara, madem böyle yaptınız, sizden öcümü almadan duramam, dedi. Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü. Sonra Etam kayalığına çekilip, bir mağaraya sığındı. Filistliler de gidip Yahuda'da ordugah kurdular. Lehi yöresine yayıldılar. Yahudalılar, neden bizimle savaşmaya geldiniz diye sorunca Filistliler, Şimşon'u yakalamaya geldik, bize yaptığının aynısını ona yapmak için buradayız diye karşılık verdiler. Yahudalardan 3000 kişi Etam kayalığındaki mağaraya giderek Şimşon'a, Filistlilerin bize egemen olduklarını bilmiyor musun? Nedir bu bize yaptığın, dediler. Şimşon, onlar bana ne yaptılarsa ben de onlara öyle yaptım, diye karşılık verdi. Seni yakalayıp Filistlilere teslim etmek için geldik, dediler. Şimşon, beni öldürmeyeceğinize ant için, dedi. Onlar da, olur ama seni sıkıca bağlayıp onlara teslim edeceğiz, dediler. Söz veriyoruz, seni öldürmeyeceğiz. Sonra onu 2 yeni urganla bağlayıp mağaradan çıkardılar. Şimşon, Lehi'ye yaklaşınca, Filistliler bağırarak ona yöneldiler. Rabbin ruhu büyük bir güçle Şimşon'un üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı. Elindeki bağlar çözüldü. Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla 1000 kişiyi öldürdü. Sonra şöyle dedi. Bir eşeğin çene kemiğiyle 2 eşek yığını yaptım. Eşeğin çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürdüm. Bunları söyledikten sonra çene kemiğini elinden attı. Oraya Ramat Lehi adı verildi. Şimşon ölesiye susamıştı. Rabbe şöyle yakardı. Kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Ama şimdi susuzluktan ölüp sünnetsizlerin eline mi düşeyim? Bunun üzerine Tanrı Lehi'deki çukuru yardı.
Çukurdan su fışkırdı. Şimşon suyu içince canlanıp güçlendi. Suyun çıktığı yere Ein Hakore adını verdi. Pınar bugün de Lehi'de duruyor. Şimşon, Filistlilerin egemenliği sırasında İsraillere 20 yıl önderlik yaptı. Akimler 16. Bölüm. Şimşon bir gün Gazze'ye gitti. Orada gördüğü bir fahişenin evine girdi. Gazellilere Şimşon buraya geldi diye haber verilince çevreyi kuşattılar. Bütün gece kentin kapısında pusuya yattılar. Gün ağarınca onu öldürürüz diyerek gece boyunca yerlerinden kımıldamadılar. Şimşon gece yarısına dek yattı, gece yarısı kalktı. Kent kapısının iki kanadıyla iki direğini tutup sürgüyle birlikte yerlerinden söktü. Hepsini omuzlayıp Hebron'un karşısındaki tepeye çıkardı. Bir süre sonra Şimşon, Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu. Filist beyleri kadına gelip, "Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir? Onu kandırıp öğrenmeye bak," dediler. Böylece belki onu bağlar, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana 1100'er parça gümüş vereceğiz. Bunun üzerine Delila Şimşon'a, "Lütfen söyle bana, bu üstün gücü nereden alıyorsun?" diye sordu. "Seni bağlayıp yenmek olası mı?" Şimşon, "Beni kurumamış 7 taze sırımla bağlarlarsa, sıradan bir adam gibi güçsüz olurum," dedi. Bunun üzerine Filist beyleri Delila'ya kurumamış 7 taze sırım getirdiler. Delila bunlarla Şimşon'u bağladı. Adamları bitişik odada pusuya yatmıştı. Delila, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Şimşon, sırımları ateş değdiğinde dağılıveren kendir lifleri gibi koparıp attı. Gücünün sırrını vermemişti. Delila, "Beni kandırdın, bana yalan söyledin," dedi. "Lütfen söyle bana, seni neyle bağlamalı?" Şimşon, "Beni hiç kullanılmamış yeni organla sımsıkı bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum," dedi. Böylece Delila, yeni organ alıp Şimşon'u bağladı. Sonra, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Adamlar hala bitişik odada pusu kurmuş bekliyorlardı. Şimşon, urganları iplik koparır gibi koparıp kollarından sıyırdı. Delila ona, "Şimdiye kadar beni hep kandırdın, bana yalan söyledin," dedi. "Söyle bana, seni neyle bağlamalı?" Şimşon, "Başımdaki 7 örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup, kazıkla burarsan, sıradan bir adam gibi güçsüz olurum," dedi. Şimşon uyurken, Delila onun başındaki 7 örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup, kazıkla burdu. Sonra, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Şimşon uykusundan uyandı, saçını tezgah kazığından ve kumaştan çekip kurtardı. Delila, "Bana güvenmiyorsan nasıl olur da seni seviyorum diyorsun," dedi. "Üç kezdir beni kandırıyorsun, üstün gücünün nereden geldiğini söylemiyorsun." Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. Sonunda Şimşon dayanamayıp yüreğini kadına tümüyle açtı. "Başıma hiç ustura değmedi," dedi. "Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum." Delila, Şimşon'un gerçeği söylediğini anlayınca haber gönderip Filist beylerini çağırdı. "Bir kez daha gelin," dedi. "Şimşon bana gerçeği söyledi." Kadının yanına gelen Filist beyleri gümüşü de birlikte getirdiler. Delila, Şimşon'u dizleri üzerinde uyuttuktan sonra adamlardan birini çağırtıp başındaki 7 örgüyü kestirdi. Sonra alay ederek onu dürtüklemeye başladı. Çünkü Şimşon gücünü yitirmişti. Delila, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Şimşon uyandı ve "Her zamanki gibi kalkıp silkenirim," diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar. Cezaevinde değirmen taşına koştular. Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı. Filist beyleri, ilahları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. "İlahımız, düşmanımız Şimşon'u elimize teslim etti," dediler. Halk Şimşon'u görünce kendi ilahlarını övmeye başladı.
İlahımız ülkemizi yakıp yıkan, birçoğumuzu öldüren düşmanımızı elimize teslim etti, diyorlardı. İyice coşunca, Şimşon'u getirin, bizi eğlendirsin, dediler. Şimşon'u cezaevinden getirip oynatmaya başladılar. Sonra sütunların arasında durdular. Şimşon, elinden tutan gence, beni tapınağın damını taşıyan sütunların yanına götür de onlara yaslanayım, dedi. Tapınak erkeklerle, kadınlarla doluydu. Bütün Filist beyleri de oradaydı. 3000 kadar kadın, erkek, Şimşon'un oynayışını damdan seyrediyordu. Şimşon, Rab'be yakarmaya başladı. Ey egemen Rab, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir. Filistlilerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım. Sonra tapınağın damını taşıyan iki ana sütünün ortasında durup, sağ eliyle birini, sol eliyle ötekini kavradı. Filistlilerle birlikte öleyim diyerek, bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak, Filist beylerinin ve bütün içindekilerinin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken, yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldürdü. Şimşon'un kardeşleriyle babası, Manoah'ın bütün ailesi onun ölüsünü almaya geldiler. Şimşon'u götürüp babasının Sora ile Eştaol arasındaki mezarına gömdüler. Şimşon, İsrail'i 20 yıl süreyle yönetmişti. Hakimler 17. Bölüm. Efraim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı. Mika, annesine, senden çalınan lanetlendiğini duyduğum 1100 parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende, onları ben çaldım, dedi. Annesi, Rab seni kutsasın oğlum, dedi. Mika 1100 parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi, oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rab'be adıyorum, dedi. Gümüşü sana geri veriyorum. Gümüşü Mika'dan geri alan kadın, 200 parçasını ayırıp kuyumcuya verdi. Kuyumcu bundan bir oyma yaptı, bir de dökme put yaptı. Putlar Mika'nın evine götürüldü. Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efot yaptırmış, oğullarından birini de kahinliğe atamıştı. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Yahuda'nın Betlehem kentinde Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir Levili vardı. Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahuda'nın Betlehem kentinden ayrıldı. Efraim'in dağlık bölgesinden geçerek Mika'nın evine geldi. Mika, nereden geliyorsun diye sorunca adam, Yahuda'nın Betlehem kentinden geliyorum, Levili'yim, yerleşecek yer arıyorum, dedi. Mika, benimle kal, dedi. Bana danışmanlık ve kahinlik yap. Seni doyurur, yılda bir takım giysi, 10 parçada gümüş veririm. Levili kabul etti. Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı. Genç Levili'yi kahinliğe atayarak evine aldı. Mika, şimdi biliyorum ki Rab bana iyi davranacak, dedi. Çünkü bir Levili kahinim var. Hakimler 18. Bölüm. O dönemde İsrail'de kral yoktu ve Dan oymağından olanlar yerleşecek yer arıyorlardı. Çünkü İsrail oymakları arasında kendilerine düşen payı henüz almamışlardı. Böylece kendi boylarından Sora ve Eştaol kentlerinden 5 cesur savaşçıyı, toprakları araştırıp bilgi toplamak üzere yola çıkardılar. Onlara, gidin, toprakları araştırın, dediler. Adamlar Efraim'in dağlık bölgesinde bulunan Mika'nın evine gelip geceyi orada geçirdiler. Mika'nın evinin yanındayken genç Levili'nin sesini tanıdılar. Eve yaklaşarak ona, seni buraya kim getirdi? Burada ne yapıyorsun? Burada ne işin var? Diye sordular. Levili, Mika'nın kendisi için yaptıklarını anlattı. Bana verdiği ücrete karşılık ona kahinlik ediyorum, dedi. Adamlar, lütfen Tanrı'ya danış, bu yolculuğumuz başarılı olacak mı bilelim, dediler. Kahin, esenlikle gidin, Tanrı yolculuğunuzu onaylıyor, diye yanıtladı. Böylece 5 adam yola çıkıp Laiş'e vardılar. Kent halkının saydalılar gibi kaygıdan uzak,
esenlik ve güvenlik içinde yaşadığını gördüler. Yörede onlara egemen olan, baskı yapan kimse yoktu. Saydallardan uzaktaydılar. Başka kimseyle de ilişkileri yoktu. Sonra adamlar Sora ve Eşteoğla soydaşlarının yanına döndüler. Soydaşları, ''Ne öğrendiniz?'' diye sordular. Adamlar, ''Haydi onlara saldıralım.'' dedi. ''Ülkeyi gördük, toprağı çok güzel, ne duruyorsunuz? Gecikmeden gidip ülkeyi sahiplenin. Oraya vardığınızda halkın her şeyden habersiz olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın elinize teslim ettiği bu ülke çok geniş, öyle bir yer ki hiçbir eksiği yok.'' Bunun üzerine Dan oymağından 600 kişi silahlarını kuşanıp, Sora ve Eşteoğul'dan yola çıktı. Gidip Yahuda'nın Kiryat Yerayim kenti yakınında ordugah kurdular. Bu nedenle Kiryat Yerayim batısındaki bu yer, bugün de Mahane Dan diye anılıyor. Buradan Efraim'in dağlık bölgesine geçip Mika'nın evine gittiler. Layiş yöresini araştırmaya gitmiş olan 5 adam soydaşlarına, bu evlerden birinde bir efot, özel aile putları, bir oyma, bir de dökme put olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Ne yapacağınıza siz karar verin. Bunun üzerine halk genç Levili'nin kaldığı Mika'nın evine yöneldi. Eve girip Levili'ye hal hatır sordular. Silahlarını kuşanmış 600 danlığı dış kapının önünde yığılmıştı. Yöreyi araştırmış olan 5 adam içeri girip efodu, özel putları, oyma ve dökme putları aldılar. Kâhinle silah kuşanmış 600 kişi ise dış kapının önünde duruyordu. Adamların Mika'nın evine girip efodu, özel putları, oyma ve dökme putları aldığını gören kâhin, ''Ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. Adamlar, ''Sus, sesini çıkarma!'' dediler. ''Bizimle gel. Bize danışmanlık ve kâhinlik yap. Bir adamın evinde kâhinlik etmek mi iyi yoksa İsrail'in bir boyuna, bir oymağına kâhinlik etmek mi?'' Kâhinin yüreği sevinçle doldu. Efodu, özel putları, oyma putu alıp topluluğun ortasında yürümeye başladı. Topluluk çocuklarını, hayvanlarını, değerli eşyalarını alıp yola çıktı. Dan oğulları Mika'nın evinden biraz uzaklaştıktan sonra Mika'nın komşuları toplanıp onlara yetiştiler. Bağırıp çağırmaya başladılar. Dan oğulları dönüp Mika'ya, ''Ne oldu, neden adamlarını toplayıp geldin?'' dediler. Mika, ''Kâhinimi yaptırdığım putları alıp gittiniz.'' dedi. ''Bana ne kaldı ki, bir de ne oldu?'' diye soruyorsunuz. ''Kes sesini.'' dediler. ''Yoksa öfkeli adamlarımız saldırıp seni de aileni de öldürür.'' Sonra yollarına devam ettiler. Mika, onların kendisinden daha güçlü olduğunu görünce dönüp evine gitti. Dan oğulları Mika'nın yaptırdığı putları ve kâhini yanlarına alarak Layiş üzerine yürüdüler. Barışçıl ve her şeyden habersiz olan kent halkını kılıçtan geçirip kenti ateşe verdiler. Beit Rehov yakınında vadide bulunan Layiş kentinin yardımına gelen olmadı. Çünkü kent Sayda'dan uzaktı. Başka bir kentle de ilişkisi yoktu. Dan oğulları kenti yeniden inşa ederek oraya yerleştiler. Yakub'un oğlu olan ataları Dan'ın anısına kente Dan adını verdiler. Kentin eski adı Layiş'ti. Oyma putu oraya diktiler. Musa oğlu Gerşom oğlu Yonatan ile oğulları sürgüne kadar onlara kâhinlik ettiler. Tanrı'nın tapınağı Şilo'da olduğu sürece Mika'nın yaptırdığı puta taptılar. Hakimler 19. bölüm. İsrail'in kralsız olduğu o dönemde Efraim'in dağlık bölgesinin ücra yerinde yaşayan bir Levili vardı. Adam Yahuda'nın Betlehem kentinden kendisine bir cariye almıştı. Ama kadın onu başka erkeklerle aldattı. Sonra adamı bırakıp Yahuda'ya babasının Betlehem'deki evine döndü. Kadın 4 ay orada kaldıktan sonra kocası kalkıp onun yanına geldi. Gönlünü hoş edip onu geri getirmek istiyordu. Yanında uşağı ve 2 eşek vardı. Kadın onu babasının evine götürdü. Kayınbaba damadını görünce onu sevinçle karşıladı. Yanında alıkoydu. Adam onların evinde 3 gün kaldı. Onlarla birlikte yedi, içti ve orada geceledi. 4. günün sabahı erkenden kalktılar. Kızın babası gitmeye hazırlanan damadına,
Rahatına bak, bir lokma ekmek ye, sonra gidersiniz dedi. İkisi oturup birlikte yiyip içtiler. Kayınbaba, lütfen bu gece de kal, keyfine bak dedi. Damat, gitmek üzere ayağa kalkınca, kayınbabası ısrarla kalmasını istedi. Damat da geceyi orada geçirdi. Beşinci gün gitmek üzere erkenden kalktı. Kayınbaba, rahatına bak, bir şeyler ye, öğleden sonra gidersin dedi. İkisi birlikte yemek yediler. Damat, cariyesi ve uşağıyla birlikte gitmek için ayağa kalkınca, kayınbaba, bak, akşam oluyor, lütfen geceyi burada geçirin dedi. Gün batmak üzere, geceyi burada geçirin, keyfinize bakın. Yarın erkenden kalkıp yola çıkar, evine gidersin. Ama adam orada gecelemek istemedi. Cariyesini alıp, palan vurulmuş iki eşekle yola çıktı. Yevus'un, Yeruşalem'in karşısında bir yere geldiler. Yevus'a yaklaştıklarında gün batmak üzereydi. Uşak efendisine, Yevusluların bu kentine girip geceyi orada geçirelim, dedi. Efendisi, İsraillere ait olmayan yabancı bir kente girmeyeceğiz, dedi. Giva'ya gideceğiz. Sonra ekledi, haydi, Giva'ya ya da Rama'ya ulaşmaya çalışalım, bunlardan birinde geceleriz. Böylece yollarına devam ettiler. Benyaminlilerin Giva kentine yaklaştıklarında güneş batmıştı. Geceyi geçirmek için Giva'ya giden yola saptılar. Varıp kentin meydanında konakladılar. Çünkü hiç kimse onları evine almadı. Akşam saatlerinde yaşlı bir adam tarladaki işinden dönüyordu. Efraim'in dağlık bölgesindendi. Giva'da oturuyordu. Kent halkı ise Benyaminliydi. Yaşlı adam, kent meydanındaki yolcuları görünce, Levili'ye, ''Nereden geliyor, nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Levili, ''Yahuda'nın Betlehem kentinden geliyor, Efraim'in dağlık bölgesinde uzak bir yere gidiyoruz.'' dedi. ''Ben oralıyım. Betlehem'e gitmiştim. Şimdi Rabbin evine dönüyorum. Ama kimse bizi evine almadı. Eşeklerimiz için yem ve saman, kendim, cariyem ve uşağım için ekmek ve şarap var. Hepimiz sana hizmet etmeye hazırız. Hiçbir eksiğimiz yok.'' Yaşlı adam, ''Gönlün rahat olsun.'' dedi. ''Her ihtiyacını ben karşılayacağım. Geceyi meydanda geçirmeyin.'' Onları evine götürdü. Eşeklerine yem verdi. Konuklar ayaklarını yıkadıktan sonra yiyip içtiler. Onlar dinlenirken kentin serserileri evi kuşattı. Kapıya var güçleriyle vurarak yaşlı ev sahibine, ''Evine gelen o adamı dışarı çıkar, onunla yatalım.'' diye bağırdılar. Ev sahibi dışarıya çıkıp onların yanına gitti. ''Hayır, kardeşlerim, rica ediyorum böyle bir kötülük yapmayın.'' dedi. ''Madem adam evime gelip konuğum oldu, böyle bir alçaklık yapmayın. Bakın, daha erkek eli değmemiş kızımla adamın cariyesi içeride. Onları dışarı çıkarayım, onlarla yatın. Onlara dilediğinizi yapın ama adama bu kötülüğü yapmayın.'' Ne var ki adamlar onu dinlemediler. Bunun üzerine Levili cariyesini zorla dışarı çıkarıp onlara teslim etti. Adamlar bütün gece sabaha dek kadınla yattılar. Onun ırzına geçtiler, şafak sökerken onu salıverdiler. Kadın gün ağrırken efendisinin kaldığı evin kapısına geldi. Düşüp yere yığıldı. Ortalık aydınlanıncaya dek öylece kaldı. Sabahleyin kalkan adam yoluna devam etmek üzere kapıyı açtı. Elleri eşeğin üzerinde, yerde boylu boyunca yatan cariyesini görünce kadına, ''Kalk gidelim.'' dedi. Kadın yanıt vermedi. Bunun üzerine adam onu eşeğe bindirip evine doğru yola çıktı. Eve varınca eline bir bıçak aldı, cariyesinin cesedini 12 parçaya bölüp İsrail'in 12 oymağına dağıttı. Bunu her gören, ''İsrailler Mısır'dan çıktığından beri böyle bir şey olmamış, görülmemiştir.'' dedi. ''Düşünün, taşının, ne yapmamız gerek, söyleyin.'' Hakimler 20. Bölüm. Gilat başta olmak üzere, Dan'dan Beerşeva'ya kadar bütün İsrail halkı yola çıkıp Mispa'da Rabbin önünde tek beden gibi toplandı. Tanrı, halkı, İsrail'in bütün oymak önderleri bu toplantıda hazır bulundular. Eli kılıç tutan 400.000 yayaydılar. Bu arada Benyamin oğulları, İsraillilerin Mispa'da toplandığını duydular. İsrailliler, ''Anlatın bize, bu korkunç olay nasıl oldu?'' diye sordular.
Öldürülen kadının Levili kocası şöyle yanıtladı. Cariyemle birlikte geceyi geçirmek üzere Benyamin bölgesinin Giva kentine girdik. Giva'dan bazı adamlar gece beni öldürmeyi tasarlayarak gelip evi kuşattılar. Cariyemin ırzına geçtiler, ölümüne neden oldular. Onun ölüsünü alıp parçaladım. Her bir parçasını İsrail'in mülk aldığı bir bölgeye gönderdim. Çünkü bu alçakça rezalet İsrail'de işlendi. Ey İsrailler, işte hepiniz buradasınız. Düşünceniz, kararınız nedir? Söyleyin. Oradakilerin hepsi ağız birliği etmişçesine, bizden hiç kimse çadırına gitmeyecek, evine dönmeyecek dediler. Yapacağımız şu, Giva'ya kurra ile saldıracağız. Halka yiyecek sağlamak için bütün İsrail oymaklarından nüfuslarına göre, her 100 kişiden 10, 1000 kişiden 100, 10.000 kişiden 1000 kişi seçeceğiz. Bunlar Benyamin'in Giva kentine geldiklerinde, kentlilerden İsrail'de yaptıkları bu alçaklığın öcünü alsınlar. Giva'ya karşı toplanmış olan İsrailliler tam bir birlik içindeydi. İsrail oymakları, Benyamin oymağına adamlar göndererek, aranızda yapılan bu alçaklık nedir diye sordular. Giva'daki o serserileri bize hemen teslim edin. Onları öldürüp İsrail'deki kötülüğün kökünü kazıyalım. Ama Benyamin oğulları İsrailli kardeşlerini dinlemediler. İsrail ile savaşmak üzere öbür kentlerden akın akın Giva'ya geldiler. Giva halkından olan 700 seçme adam dışında öbür kentlerden gelen ve eli kılıç tutan Benyamin oğullarının sayısı o gün 26 bini buldu. Solak olan 700 seçme adam da bunların arasındaydı. Hepsi de bir kılı sapanla vuracak kadar iyi nişancıydı. Benyamin oğullarının yanı sıra İsrailler de sayıldı. Eli kılıç tutan 400 bin askerleri vardı. Hepsi de yaman savaşçılardı. Beytel'e çıkan İsrailliler Tanrı'ya, Benyamin oğullarına karşı önce hangimiz savaşacak diye sordular. Rab, önce Yahuda oğulları savaşacak dedi. İsrailler sabah kalkıp Giva'nın karşısında ordugah kurdular. Benyamin oğullarıyla savaşmak üzere ilerleyip Giva'da savaş düzenine girdiler. Giva'dan çıkan Benyamin oğulları o gün İsraillerden 20 bin kişiyi yere serdiler. Ama İsrailler birbirlerini yüreklendirerek önceki gün savaş düzenine girdikleri yerde mevzilendiler. Sonra Beytel'de Rabbin önünde akşama dek ağladılar. Rab'be, kardeşlerimiz olan Benyamin oğullarıyla yine savaşmaya çıkalım mı diye sordular. Rab, evet, onlarla savaşın dedi. Bunun üzerine İsrailliler ikinci gün yine Benyamin oğullarına yaklaştılar. Benyamin oğulları da aynı gün Giva'dan onların üzerine yürüyerek 18 bin kişiyi daha yere serdiler. Ölenlerin hepsi eli kılıç tutan savaşçılardı. Bütün İsrailliler, bütün halk çekilip Beytel'e döndü. Orada Rabbin önünde durup ağladılar. O gün akşama dek oruç tuttular. Rabbe yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. Tanrı'nın antlaşma sandığı o sırada Beytel'deydi. Harun oğlu Elazar oğlu Pinahas o sırada sandığın önünde görev yapıyordu. İsrailler Rabbe, kardeşimiz Benyamin oğullarıyla savaşmaya devam edelim mi, yoksa vaz mı geçelim diye sordular. Rab, savaşın dedi, çünkü onları yarın elinize teslim edeceğim. İsrailler dört bir yandan Giva'nın çevresinde pusuya yattılar. Üçüncü gün Benyamin oğullarına karşı harekete geçerek, önceki gibi kentin karşısında savaş düzenine girdiler. Saldırıya geçen Benyamin oğulları, kentten epey uzaklaştılar. Beytel'e ve Giva'ya giden ana yollarda, kırlarda, önceki çarpışmalarda olduğu gibi İsraillere kayıplar verdirmeye başladılar. 30 kadarını öldürdüler. Geçen seferki gibi onları yine bozguna uğratıyoruz dediler. İsrailler ise birbirlerine, kaçalım da onları kentten uzağa, ana yollara çekelim diyerek bulundukları yerden çıkıp Baal Tamar'da savaş düzenine girdiler. Giva'nın batısında pusuya yatanlar da birden yerlerinden fırladı. Böylece bütün İsrail'den seçme 10 bin kişi
Giva'ya cepheden saldırdı. Savaş iyice kızışmıştı. Benyamin oğulları başlarına gelecek felaketten habersizdi. Rab onları İsrail'in önünde bozguna uğrattı. İsrailler o gün Benyamin oğullarından eli kılıç tutan 25.100 kişiyi öldürdüler. Benyamin oğulları yenildiklerini anladılar. İsrailler onların geçmesine izin verdiler. Çünkü Giva çevresinde pusuda yatanlara güveniyorlardı. Pusudakiler ansızın Giva'ya saldırdılar. Bütün kente dağılarak halkı kılıçtan geçirdiler. Pusuya yatanlarla öbür İsrailliler arasında bir işaret kararlaştırılmıştı. Kenti ateşe verip büyük bir duman bulutu oluşturacaklardı. O zaman savaş alanındaki İsrailliler birden geri dönecekti. Bu arada Benyamin oğulları İsraillere kayıplar verdirmeye başlamış. 30 kadarını vurmuşlardı. Daha önceki savaşta olduğu gibi İsrailleri kesin bir bozguna uğrattıklarını sandılar. Ama dönüp kente baktıklarında orada hortum gibi göğe yükselen duman bulutunu gördüler. Yanan kentin dumanı göğü kaplamıştı. İsraillerin döndüğünü gören Benyamin oğulları paniğe kapıldı. Çünkü başlarına gelecek felaketi sezmişlerdi. İsraillerin önü sıra kırlara doğru yöneldilerse de savaştan kaçamadılar. Çeşitli kentlerden çıka gelen İsrailliler onları kuşatıp yok etti. Geri kalan Benyamin oğullarını kovaladılar. Giva'nın doğusunda konakladıkları yere dek onları yol boyunca vurup yere serdiler. Benyamin oğullarından 18.000 kişi vuruldu. Hepsi de yiğit savaşçılardı. Sağ kalanlar dönüp kırlara, Rimon kayalığına doğru kaçmaya başladı. İsrailler yol boyunca bunlardan 5.000 kişi daha öldürdü. Gidom'a kadar onları adım adım izleyerek 2.000'ini daha vurup yere serdiler. O gün Benyamin oğullarından öldürülenlerin toplam sayısı 25.000 kişiyi buldu. Hepsi de eli kılıç tutan yiğit savaşçılardı. Kırlara kaçıp Rimon kayalığına sığınanların sayısı 600'dü. Kayalıkta 4 ay kaldılar. İsrailler Benyamin kentlerine döndüler. İnsanları, hayvanları ve oradaki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler. Rastladıkları bütün kentleri ateşe verdiler. Hakimler 21. Bölüm. İsrailler Mizpa'da bizden hiç kimse Benyamin oğullarına kız vermeyecek diye ant içmişlerdi. Halk Beytel'e geldi. Akşama dek orada Tanrı'nın önünde oturup hıçkıra hıçkıra ağladılar. Ey İsrail'in Tanrısı Rab dediler. Bugün İsrail'den bir oymağın eksikliğine yol açan böyle bir şey neden oldu? Ertesi gün erkenden kalkıp bir sunak yaptılar. Orada yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. İsrailler Rabbin önüne çıkmak üzere toplandığımızda İsrail oymaklarından bize kimler katılmadı diye sordular. Çünkü Mizpa'da Rabbin önünde toplandıklarında kendilerine katılmayanların kesinlikle öldürüleceğine dair ant içmişlerdi. İsrailler Benyaminli kardeşleri için çok üzülüyorlardı. İsrail bugün bir oymağını yitirdi dediler. Sağ kalanlara eş olacak kızları bulmak için ne yapsak? Çünkü kızlarımızdan hiçbirini onlara eş olarak vermeyeceğimize Rabbin adına ant içtik. Sonra Mizpa'ya Rabbin önüne İsrail oymaklarından kim çıkmadı diye sordular. Böylece Yaveş, Gilad'dan toplantıya, ordugaha kimsenin gelmediği ortaya çıktı. Çünkü gelenler sayıldığında Yaveş, Gilad'dan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine topluluk Yaveş Gilad halkının üzerine 12.000 yiğit savaşçı gönderdi. Gidin, Yaveş Gilad halkını kadın, çoluk, çocuk demeden kılıçtan geçirin dediler. Yapacağınız şu, her erkeği ve erkek eli değmiş her kadını öldüreceksiniz. Yaveş Gilad halkı arasında erkek eli değmemiş 400 kız bulup Kenan topraklarında bulunan Şilo'daki ordugaha getirdiler. Ardından bütün topluluk Rimon kayalığındaki Benyamin oğullarına aracılar göndererek barış yapmayı önerdi. Bunun üzerine Benyamin oğulları döndü. Topluluk Yaveş Gilad halkından sağ bırakılan kızları onlara eş olarak verdi. Ama kızların sayısı Benyamin oğulları için yine de yeterli değildi.
İsrail halkı Benyamin oğullarının durumuna çok üzülüyordu. Çünkü Rab İsrail oymakları arasında birliği bozmuştu. Topluluğun ileri gelenleri Benyamin oğullarının kadınları öldürüldüğüne göre kalan erkeklere eş bulmak için ne yapsak diyorlardı. İsrail'den bir oymağın yok olup gitmemesi için sağ kalan Benyamin oğullarının mirasçıları olmalı. Biz onlara kızlarımızdan eş veremeyiz. Çünkü Benyamin oğullarına kız veren her İsrailli lanetlenecek diye ant içtik. Sonra, bakın Şilo'da her yıl Rab adına bir şölen düzenleniyor diye eklediler. Şilo, Beytel'in kuzeyinde, Beytel'den Şekem'e giden yolun doğusunda, Levona'nın güneyindedir. Böylece Benyamin oğullarına, gidip bağlarda gizlenin diye öğüt verdiler. Gözünüzü açık tutun. Şilolu kızlar dans etmeye kalkınca, bağlardan fırlayıp onlardan kendinize birer eş kapın ve Benyamin topraklarına götürün. Kızların babaları ya da erkek kardeşleri bize yakınmaya gelirse, Benyamin oğullarını hatırımız için bağışlayın diyeceğiz. Savaşarak aldığımız kızlar hepsine yetmedi. Siz de kendi kızlarınızı isteyerek vermediğinize göre suçlu sayılmazsınız. Benyamin oğulları da böyle yaptılar. Kızlar dans ederken her erkek bir kız kapıp götürdü. Kendi topraklarına gittiler. Kentlerini onarıp yerleştiler. Ardından İsrailler de oradan ayrılıp kendi topraklarına, oymaklarına, ailelerine döndüler. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.